Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akıbetu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsra ve Miraç keçesi de Cebrail aleyhisselam bilen, bana şu yedi asumanı kezerken avvalları mislini hidlemeken bir kuşubu hidini hidlediler. Cibril bu nimana kimi hid edegeni de Firavun kızını saçını tarayırken ayağını hidi dedi. Kim yuttu? Ayol yuttu. Kim yutkizdi? Firavun. Çünkü buradalar iman etikadı yolunda ölüp gitken kişilerde mağlup oldu değil. Allah bunlarla mabdayını suratına ta etti. Allah degin bende o seni özünün rayası yoladı. Özüm degin özünü haline taşıp koyadı. Bu dersi unutmasligimiz gerek. Üyümüzde, ticaretimizde, muamelamızda, bala terbiyesinde. Demek nusratını, üç türünü gördük. İstihkaki nusrat, bandalar haklı bulgen nusrat, tafadduli nusrat. Bandalar layık buluşmasa hem Allah onlar gibi bilgen inamı. Mabdai nusrat, bu iman, itikad yolu da sabit durup dünyadan ketkenler gibi bilgen Allah Ta'ala'nın nusratı. Düşkünlükke yaman, gümange düşmesi gerek. Ayrım adamlar Allah Ta'ala'nın nusratıdan, yardımıdan namid boladı da düşkünlükü düşük boladı. Estağfirullah. Men kâne yadunnu an len yansurahullahu fid dunya vel ahira. Kim güman kısa Allah menge dünyada hem ahirette hem yardım vermeydi de. Kim şuna kadar güman kısa? Adanine billahi zanne sav aleyhim dairatu sav. Allah hakkında yaman güman kılgıçlar, yani yardan vermeyi de güman kılgıçlar, onların üstüge halaket balası düşkülçüdür. İşen meğersem nusratıge baladı kütü olur bende. Baladı kütü olur bende. Bazı da Allah da Allah sınav kılıp, Müslümanlar ki sınav imtihan kılıp, düşmanlarını güçlü, kuvvetli yıkıp boyadı. Şunda imanı zayıf kişiler Allah bağımı özü de uğradı. Zulümde körgende, adaletsizliğinde körgende Allah var mı diyor adam. Allah var buradalar. Allah körüp durup da, Allah Teala eşitip durup da, Allah Teala şuna sana da hale yaptı. Çünkü bendeler Allah'ın nusratına layıkmaz. Yani Allah Teala bazı da şimdi bir özünün ayet, mucizelerini körsete de kafirler la ilahe illallah diyor adam. Müslüman adam hiç kaçan düşkünlükle düşmeydi. Allah elbette yoldan beri. Fakat bendeler bunun layık buluşluğu gerek. Yani körüler buradalar özümüzü, hayatımızı. Kellamızda kanaka düşünceler. Kalbimizde kanaka gamlar. Ne kadar yürüp biz? Maşını avasam, üyü savasam, üyle avasam, kızımı çıkarıp oğlumu üyle avasam. Şu dünyada düşüncesi bile yürüp biz mi? Dünyada gamı bile. Yani bizge kesin mi Allah'ın nusratı? Bizden iman ve amel. Dua. Uyak Allah'ın kolada. Uyak Allah'ın kolada. Gerçi biz kütükken tafazzulü nusrat ham. Tahakkuki nusrat hem kemesi hem en kemi de mabdayı nusrat gibi olamız inşallah. Eğer şu etikad yaşayıp ötadigan bulsak. Biz Müslümanlar hazırda bana şimdi bir müşkülede durup biz ki halatımız yüreğim kıyım. Düşman her tarafta güçlü, kuvvetli, her sahada balad. Lekin Rabbimiz ayeti yaptı. Ve la tahinu ve la tahzanu ve antumul a'laun in kuntum mu'minin. İn kuntum mu'minin. Küfürge karşı küreşte süsleşmeniz. Ve gamgin bulmayınız. Eğer hakiki iman egeleri bulsanızlar, sizler üstün bulguçudur sizler. Eğer hakiki mumun bulsaylar, sizler galiba kalasınlar diyebdi. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah'ın nusratı, madadı, yardımıge, layığı buluşu için adamlar Allah'a kaçış gerek. Allah'a kaçma günümüzü buradalar bizge nusrat kemiydi. Uhud ve Hunayn günüdeki dersler. İkalası diyen Müslümanlar özleri hata yol koydu. Uhud'da sulukiyeti, fiili de hata yok oldu, mağlup oldu. Hunayn'da itikadı da, işançı da hata yok oldu, mağlup oldu. Oralarda gerçi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem triturgen bulsalar ham Allah'ın nusratları gekemedi. Ya eyyuhallezine amanu intansurullahi yansurkum. Ey iman keltirgenler, eğer sizler Allah'a yardım verseğinizler, Allah sizlerle hem yardım verir. Allah azze ve celle annasir. Yardan bir uça, nusrat bir uça. Allah Azze ve Celle'nin nusratı gibi biz daim muhtaçımız. Allah Teala'dan daim nusrat soruyemiz. Yani siz bilen bizge Allah'ın nusratı kelişliği için bizden nime talep kılınadı. Estağfirullah.
Ya eyyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum ve yusabbit aqdamakum. Ey iman keltirganlar, agar sizler Allohga yordam berseler, Alloh sizlarga yordam berur ve qadamlaringizni sobit qilur. Alloh taologa yordamimiz kerak emas bize. Allohga yordam berseler degani, Allohning diniga amal qilsanglar degani. Allohga tavakkul qilsanglar, sababini qilsanglar, şu Allohga yordam berganinglar bo'ladi, Allohning yordami sizlarga yetadi. Wa man nasru illa min indillah. G'alaba faqatgina Alloh taoloning huzuridan keladi. Demek biz musulmonlar orzu qilayotgan Alloh taoloning nusratini kelishining ikkita sharti bor. İmon ve tayyorgarlik sabablar. İmon ki siz bilan bizni taqvoga amalga chorlaydigan iymon. Ve sabablarki qo'limizdan keladigan sabablar. Aytilganida qat talab darajasi deydi qamas. Qo'lingizdan kelganicha. Mana shunda Alloh taoloning nusrati mu'minlarga haq bo'ladi. Birodarlar, Alloh taoloning nusratiga loyiq bo'lishlik uchun Alloh taologa iymon keltirdik. Mana shu iymonimiz siz bilan bizni bu qadar hol amalga chorlayapti. Endi sabablar bor biz ustimizda turgan. Dunyoviy ish bo'ladimi, tijorat ishlab chiqarish bo'ladimi, sanoat bo'ladimi, sport bo'ladimi, nima bo'lmasin, qilayotgan dunyoviy ishlarimizda peshqadamlikka erishlik uchun sabablarni qilishlik kerak. Sababni qilamiz, keyin Allohga tavakkal deymiz. Lekin taassuf, hozirgi kundagi musulmonlarning aksariyatini tavakkuli tavakkul deyilmaydi. Uni ulamolar tavakkul deydi, ya'ni beparvolik deydi. Tavakkul nima edi? Tavakkul sizga bog'liq bo'lgan hamma ishni qilasiz, natijasini Allohga topshirishadi. Lekin zamonamizda shu bu yoyilgan narsa, hech narsa qilmaydi, o'tirib olib Allohga tavakkal deyaveradi. Bu odam bu narsani aytdik, mana tavakkul emas, nima dedi bu? Bu tavakkul deydi. Sabab qanday qilinishli kerak, tavakkal qanday qilinishli kerak? Sababni shunday qilasizki, xuddi undan boshqa hech narsa yo'qdek. Faqat shuni qilsam zo'r bo'ladi degan aniq e'tiqod bilan, ishonch bilan hamma sababni qilasiz. Sababni qilib bo'lgandan keyin xuddi bu sababingiz hech narsa emasdek Allohga tavakkul qilasiz. Tushunarlimi? Ya'ni guruchni suvini vaqtida quydingiz, oshpaz bo'lsangiz, vaqtida hamma yo'g'ini qildingiz, damladingiz, tayini, cho'g'ini vaqtida qildingiz, endi uyog'i kimdan endi? Ish qachon shunday shap-shap qo'yib turib, dumlab qo'yib tavakkal desangiz, unda to'g'ri bo'lmaydi, oshingiz yaxshi chiqmaydi unda. Sizga bog'liga hamma hisob-kitobni qildingiz, uyog'ini Allohga tashlaysiz. Demek sabablarni qilamiz, xuddi boshqa narsa yo'qdek, faqat sabab zarur bo'lgandek. Qilgandan keyin sabab hech narsa emasdek, Alloh azza va jalla o'ziga suyanamiz. Agar shunday bo'lsa, Alloh taoloning nusrati keladi. Hech narsa qilmasdan o'tib olishlik, birodarlar, ojizlik. Payg'ambarimiz aytadilar, innalloha yalumu alal ajiz. Albatta Alloh taolo ojizlikni malomat qiladi. Hech narsa qilmasdan bo'lganim shu ekan, endi qo'limdan hech narsa kelmadi deyishlik, taslim bo'lish, noumid bo'lish, tamom bo'ldi hamma yo'q deyishlik, bu musulmonga yarashmaydigan sifat. Umuman odam bolasi hayotda kurashib yashaydi. Bilasizlarmi, eng birinchi kurash qaysi kurash? Rizq uchun kurashadi, tijorat uchun kurashadi, sog'lig uchun kurashadi, yana uchastkasi uchun kurashadi, yana nima uchun kurashadi? Shu kurashlarda eng avvalgisi qaysi kurash? O'zini nafsi bilan bo'lgan kurash. Agar shu kurashda mag'lub bo'lgan bo'lsa, hayotdagi hech qaysi kurashni yengmaydi. Tasha olmayapman-da shu sigaretni deydi. Yo'q, men tasha olmayman ekan bu sigaretni deydi. Bo'ldi, u taslim bo'ldi. Endi qolgan hech qaysi kurashni yengmaydi u. Chunki o'zini yenga olmadimi? O'zini shunday kekkaytirib olmadimi? Bo'ldi, bu endi yengmaydi hech qaysi jangda. Shuning uchun birodarlar, o'zimizni nafsimiz bilan bo'lgan kurashda yengaylik. Allohdan duo qilib, tavakkul qilib, sababini qilib so'raylik. O'zimizni nafsimizni yengdikmi? Endi hayotdagi boshqa ish kurashda ham yengishlik yo'li ochiladi. Payg'ambarimiz aytadilar, "Innalloha yalumu alal ajiz, valakin alayka bil kays, fa idza ghalabaka amrun faqul hasbiyallohu va ni'mal vakil." Albatta Alloh taolo ojizligini malomat qiladi. Hushyorligini o'zingga lozim tut. Agar bir iş seni yengib qo'ysa, ya'ni hamma ishni qilib bo'lganingdan keyin ham sen aytgandek bo'lmayotgan bo'lsa, endi qo'lingda hech narsa yo'q. Shunda ayt, hasbiyallohu va ni'mal vakil. Meni hisobim Allohning qo'lida. Va naqadar Alloh zo'r vakil. Ya'ni mo'jallab turib qo'yib oldingiz kamonda o'qini kiyikka qarab.
Endi u yoqqa tavakkalding. Tushunarlimi? Cho'zdingiz, kiyigini tezligini rashyotini oldingiz, turib shamolni rashyotini oldingiz. Cho'zib turib qo'yib yubordingiz. Endi u yoqqa ol, endi bu yoqqa tavakkal. Bu yoqqa hasbunalloh. Kiyim haqida turgan bo'lsa, men qaratib otib turib tavakkal desiz, qana bo'ladi? Lekin ta'sir shunaqa bo'lib qolganmiz, semirib ketyapman deydi. Shu yerda o'tirib turgani ham qiylanib qoldim, bo'lmayapti deydi. Allohga tavakkal qilib turibman bir gal bo'lar dedi. Sen ovqat toza yetur. Sport bilan shug'ullan, keyin nima qil? Qaranglar-da birodarlar, bizning iymonimiz bor, mu'minmiz alhamdulillah. Shu iymoni yo'q kofirlar sababini qilgani uchun kofir bo'lsa ham Alloh ularga bir yordam beryapti. Bu tafadduli nusrat deb aytdik-ku, nusratni 3 xil dedik. Istihqoqiy, bandalar haqli bo'lgan nusrat, iymoni bor, sababi bor. İkincisi tafadduli nusrat. Loyiq emas bandalar yordamga, lekin Alloh taolo fazl ko'rsatib berib qo'ygan. Mana shu kofirlarga Alloh taolo dunyo ishlarida intilyapti. Nimaga g'alaba beryapti ularga? Sababini qilyapti-da. Unda oshiysiz. Onda somori bor qo'yo qo'g'ishda devzir yurishda oshiysiz. Endi siz semirmin meni qo'yim semirsinmi? Piyoda yurmasiz. Mashinani mashinaga olib kelib turib tushsiz ilojiz. O bir 50 metr qo'yib piyoda yurgani nima qilasiz? Semirib ketyapman qoraka, nima qilsam bo'lar ekan? Ko'proq yeng. Harakat qilmang. Avvalgilarim anaqa yer edi. Avvalgilarchi ketmon chopgan chiqib. 1 kiloda 4tasi yeb qo'yardi ekan dadalarimiz. Dadalaringchi tolaga chiqib 1 gektar, 2 gektar chopar edi. Otni yurardi, eshakni yurardi, piyoda yurar edi. Ularga kerak edi shu ozuqa. Sengachi? Hatto aynagini ko'targani aylantirmaysan. Mashinaning aynagini nima bor? Skorost yurgan erkak avtomat karobka minyapmizmi? Spleni ham ezmaylik, avtomatda yuraylik. Birodarlar, shu ves bilan shug'ullanayotganlar bo'lsa, ikki xil bo'ladi yo'q. Men o'zim tajriba o'tkazganim, ovqatda ozaytirishlar bilan eriydigan yog' bor, jismoniy harakat bilan eriydigan yog' bor. Ikkalasi bo'lsa, endi ozasiz. Agar yeyish zo'r bo'lib turib shug'ullanavering, bir xil turaverasiz. Hamma hali endi bu. Bu dietologlarga, fitness klubga borgandagi instruktorlardan so'rab olasizlar qolgan. Talib ilm o'qimadi yil davomida. Imtihon payti keldi. Hech qanday tayyorgarlik qilmadi. Keyin kirdida tavakkal deb turib o'ta olmadi. Desa nima deydi? Ha bu deydi endi Allohning taqdiri shunaqa bo'lgan ekan. Bu yolg'on gap, bu botil gap. Sen o'qiydi. Tayyorgarlikni qildi. Shunda o'ta olmasang Allohning taqdiri deb aytishing kerak edi. Lekin unaqa emasda. Studentlarga hayron qolasan. Yil davomida darsga qatnashmay, bahomay yuradida, ekzamen bo'ladigan kuni 2 kun shunaqa qattiq o'qiydi, ekzamendan o'tib ketadi. Shu yilda yarimida shunchalik o'qib qo'ysang, qana bo'lardi ekanda? Bu hammamizga tegishli narsa. Imoratmi, tijoratmi, nima ish qilyapmiz? Biz Alloh taolaning An-Nasir ismidan Allohdan yordam olishligimiz uchun shu narsa bo'lishi kerak. Iymon va sabablar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytardilar: "Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik." Bu hadisni Anas roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Parvardigoro, qalbimni, ey Robbim, qalbimni o'zingning diningda sobit qilgin. Shunda Anas ibn Molik aytdi: "Ya Rasululloh, sizga iymon keltirdik. Siz olib kelgan narsaga iymon keltirdik. Bizdan xavotiringiz bormi? Ya'ni keyin aynib ketishimiz mumkinmi?" Rasul aytdilar: "Ha. Albatta qalblar Allohning barmoqlaridan ikki barmog'i orasida turadi. Alloh ularni o'zi xohlagandek buradi. Qalblar birodari Allohning qo'lida. Qalblar Alloh taolaning qo'lida. Ana shu qalblarga xotirjamlikni soladigan ham Alloh, g'am tashvish, xavotirni soldirib qo'yadigan ham, shaqovatni solib qo'yadigan ham Alloh taolo. Bir banda bo'ldi, to'xtatdim gunohlarimni. Namozni boshlayman, aytaman dedi. Alloh taolo uni qalbiga mana shu qarorni qabul qilishiga yo'q, xotirjamlik bilan xursandchiligini, roziligini to'ldirib qo'yadi. Xotirjam bo'lib qoladi, chunki Alloh taolo yaxshi ko'radi bandasini tavba qilishligini. Unga yordam beradi. Namoz yiqildingiz, eski hayotingizni o'ylasangiz, agar gunoh masiyatda bo'lgan bo'lsangiz, qalbingiz ezilib ketadi. Nimani belgisi shu? Alloh sizning qalbingizga iymonni chiroyli qildi, avvalgi hayotingizni xunuk qilib qo'ydi. Buni Alloh soldi qalbingizga. Aytyapmiz-ku, hamma qalb Alloh taolaning qo'lida. Astagfirullah, wa habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum
Ve karraha ileykumul kufra vel fuzuqa vel isyan. Allah sizlerge imanını suyukli kıldı. Ve onu dillerinizge çırali körsetti. Hem de sizlerge küfürünü, itaatsizlikini, isyanını yaman körsatıp koydu. Siz sebebini kıldınız. Parvardigar, özünge haytaman dediniz. İman keltirdiniz. Tevakkal kıldınız. Ve günah masiyeti taşıp sebebini kıldınız. Allah nusratını verdi kalbinizge. Allah yardan verdi sizge. Yani Allah insaf verse bizim kılarımız diyekenler, sen bir kadem bası da Allah tamamen gel. Allah iki kadem basarıdı. Siz böyle kıyan kararınız doğru oldu. Kalbinizde hırsançılık girdi. Hatır cemlik girdi. Yani eğer siz kabul kıyan karar na doğru buladıyan olsa, Allah da Allah'ını narazı kıladıyan, Allah da Allah'ını razı kımidiyan karar buladıyan olsa, bu kararınız kalbinizde sıkılışlığını, tarlığını tayin edip geledi. Yani cahil üstü burada söküp koyduyuz, etten sökünü bekar kıldım deyiz. Bir işte açık üstü ya ki bir fiil üstü kıldıyız. Keyin özüge kegenizden keyin gazap ketkenden keyin natoru kıldım da bir hafta sıkılı yürüyorsunuz. Demek ki Allah Ta'ala tamamen bir kadem basamız Allah Ta'ala'nın nusratı bizge keledi. Keyin ki ayet. Bana hazır umumi suratta insaniyatka bir karediyen basak adamların değerli hammasi de künüden narazılığı var. Künüden narazılığı var. Hayatıdan köyünü tolmayakkenliği var. Şikayeti var. Nalası var. Allah Teala etedi. Estağfirullah. Ve men a'rada an zikri fe inne lehu ma'işeten danke ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'me. İnsaniyette hazır gündeki en katta gamını üstüge kolumuzu koygen deyimiz hazır. Allah Teala etedi. Kim benim isletmemden yüz ögürse bas albatta onun için tan baksız hayat bulur ve biz onu kıyamet günü de kör halıda tırıltırırmız. Allah'ını isletmesinden yüz ögürüşlik insanın hayatını tan kıladı. Bir de muhimmez o adam boy mu kembeğal mı sağ mı kesal mı? Allah'ını isletmesinden diniden Kur'an'dan şeriatından yüz ögürdü mü? Bu adamın hayatı tenk buluştuğunu Rabbimiz Azze ve Celle yaptı. Haliler de suicid değil ama özün özü öldürüştük. Şu garb memleketlerinde cüdeyem ki. Karnı tok, üstü büt, hemen yok zor, ekonomikası zor, aileki katta zor. Neme gözünü öldür yaptılar. Çünkü hayatı tenk. Tenk. Neme için tenk? Allah'dan yüz öğürdü de. Yine Müslüman yurtlardı karayın. Asbalı çatak. Ekonomikası çatak, aylığı çatak. Hem yok dünyevi meşatını kararsız, ulaga takaslasız çatak. Lekin en özünü az öldürdü yerler de Müslümanlar eken. Neme için? İmanı var da. Bu Allah'ını zikirden yüz ögürmeken de buradalar. Demek Allah Azze ve Celle hemen adamlarının kalpleri Allah Subhanehu ve Teala'nın kuludu. Haklagen tamamı gibi burada. Kim beni yüzletmemden yüz ögürse, elbette onun için tenk, baksız hayat bulur. Yani bunu mukabilede başka hayatı göremiz. Estağfirullah. Men amile salihan min zekerin av unsa felenuhyiyennehu hayatan tayyiba. Men amile salihan. Kim bitti sevap amaldı kısa. Min zekerin av unsa. Erkeğe mi ayol mu? Yani erkeğe mi ayol mu? Mumum oturup sevaplı amal kısa. فَلَنُخْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Biz onge pakize hayatını veremiz. Nergin hayat kanaka boldu? Tengi boldu mu? Kadın, kembağalık koyaman, kesalık koyaman da mı yaptı? Tengi koyaman da yaptı. Bu kesalem soğan boptırıp tengi oluşu mümkün. Şimdi mumun boptırıp soğayı hemen kısa çi, pakize hayatını veremen de yaptı. Pakize hayat. O kembağalı boptırıp mı pakize hayatını oluşu mümkün? Boy boptırıp ben. Demek siz bilen bizi kellemiz yekirip koyan pul bosa, bilasizlar ha qareylar. Pul bo'lsa, chunki bizga kallamizga ertayu kech quyilayotgan tushuncha bilan o'lchoqda pul asosiy narsa. Pul bo'lsa bo'ldi degan narsa yo'q. Robbimiz aytayapti. Meni zikrimdan yuz o'girsang, hayoting tang bo'ladi. Menga iqbol qilib, solih amal qilsang, hayoting pokiza bo'ladi, deyapti. Biz hayotimiz pokizami? Alhamdulillah. Va tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Hech qachon o'lmaydigan abadi tirik bo'lgan Allohga tavakkul qilishimiz kerak bo'ladi. Ana Musa alayhissalom.
Allah Azze ve Celle Firavun'u ve onun koşununu dengizge gark kıldı. Musa Aleyhisselam ve o kişi bilen birge çıkan Bani İsrail'ini Necat'ke çıkardı. Dengizge Firavun çöküp yetti. Bunu körüştü gözleri bilen. Dengizden çıkıp az günü yürüyüşleri bilen bir kavimge düş geldi bu kişiler. 600 bin Yahudi Musa Aleyhisselam bilen şu kavimge düş geldi. Bu kavim bir butkisiğini aradı. Haliki Yahudiler açtı. Ya Musa ic'allana ilahen kema lehum aliha. Ey Musa, ona ulardaki ilah gibi bizgen bitti huda akıbı eminsem. Kalp nümege bağlanı yaptı buradalar. Hazır Allah'ın mucizesini gördüğün. Firavun dengizdeki çöküp gitti, çöküp gitti. Şunu körüp durup kalp Allah'a bağlanma yaptı. Yine bir anda but bosa, bir anda bir alakı bosa, çünkü suyan sevgili duruşuptu. İşengen ki ahaniz mensabıdan ketip olsa bir problem. Sizge bir muruvat körsatıp durgen bir adam yok bop kası ya ki muruvatını vermeye koygen bosa muammaz. Çünkü rızkı kimli kolu da Allah'ını etkeni buladı. Doğru mu? Yok roparizge sizi satadırken tavarizde ka bir döken açıldı yine. Yürüyüler rızkıla deyindir mi bularken klienti tartıp koyadı yarımını. Ana buradalar Allah'a tevekkül kıyan, Allah'a suyengen kalp kançalar hatırcan buladı. Bu yan rızkını iyiydi. Bu yan rızkını iyiydi. Zora. Nergi döken yok kılıç hareket kıladı yanlar var. Yazadı yancaki yazadı şikayet kılas. Bir nasıl kılıç gereği de. Kalk bu da bunun rızkını ne makip etedi o. Buradalar hatırcan bulayın. Rızkıyız peşinizde yazılgen. Bir yüz yüme bir üç gün getirgenizde. Köpeğim kemiydi, azıyem kemiydi. Musa Aleyhisselam ularga qala innakum qawmun tajhalun. Albatta sizler bilmeydigan qavmsizlar. Hozir nasotga chiqarib qo'yib tursa Alloh taolo qalbi yana nimaga suyanyapti? Butlarga. Muhammad Aleyhisselatü Vesselam'ın ashablari ve Musa Aleyhisselam'ın qavmi bular bu o'rinda teng bo'lishmaydi. Uhud günüde Müslümanlar mag'lub bo'lishdi. 70 kişi Müslümanlardan şahit bo'ldi. Tirik qolganlarning aksariyati jarohatlangan. Hatta onların imamı bugün Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem cerahatlengen. Mübarek cesetlerge cerahat yetti. Adamlar kıylengen, çerçegen, ruhları çökken, ruhları düşken. Bana şu vakitte yine haber geldi. Abu Sufyan avvalgesinden hem kattarak bir koşunu cemlep sizlerin üstünüzdeki tekrar keli yaptı. Sizlerin yokup taşlaştığı için. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُ لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ Allah Teala şunu dediydi Kur'an'da. Onda zatlarga ayrım kimseler, Kureyş adamları sizlerge karşı sanaksız leşker toplagen, korkunca ezdi işte. Özü mağlup olup durdu. Üç gün öttü cenge, ruhen, cismanen sınıp durdu. Yine koşun köprak adadı bulan üstülerge kere yaptı dese, Allah'a bağlanmayan kalp, Allah'a tevekkül kılıp suyanmayan kalp korkuşu mümkün. İhtimal kaçıp geçeyen mümkündür. Ama Allah'a bağlanmayan kalp çi? Bu ikkala kalp tengi oladı mı? Allah da olay dedi. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُ لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ Onda zatlarga ayrım kimseler, Kureyş adamları sizlerge karşı leşker toplagan, korkunuz degenleri de bu gap onların imanlarını ziyade kıldı. Ve bizge yalnız Allah'ın özü kifaya, o zat en yakşı işançlı vakildir dediler. Hasbunallahu ve ni'mel vakil. Bura korkutken de, kalbizge korku ukirgen de, sizi gamge sop koygen de, sıkılıp yetimde ölmeyeturgeniz de, hasbunallahu ve ni'mel vakil. Eğer Çin yüreğden eşsiz boyayı gamket adı. Eğer Çin imandan aysız boyunca korku havatır ketedi. Kime etkeni buladı? Allah'ın etkeni buladı. Nuh Aleyhisselam. Allah'ın emri bilen kemeye sadı. O kemeye bitkeneden keyin iman keltirgenlerini çıkardı. Köpçeliği masada olar. Hayvanlardan her türden bir cüften onu cahileştirdi. Allah'ın emri geldi. Osman'dan yağmur yağdı. Yerden su atılıp çıktı. Adamlar çöküşünü başladı. Adamlar her tarafa kaçıştı başladı. Nuh Aleyhisselam ana şu taşkarada koyan her ayakta korkup kaçıyken adamlar da orası da özünü kafir oğlunu görüp kaldı. Otali mihri tuttu. Ve ne dedi? Estağfirullah.
وَنَادَ نُوْهُنِ بِنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ يَا بُنَيْ اِرْكَبْ مَعْنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ Nuh bir chetda qolgan o'g'liga nido qildi. Ey o'g'ilcham, biz bilan birga kemaga mingin. U kofirlar bilan birga bo'lmagan. Nuh alayhissalomning o'g'li qalbi nimaga bog'landi shunda? Kim biladi? Tog'ga baylandi. Tog'ga chiqib olsam, shu cho'kishlikdan qutulib qolaman dedi. Bo'ladi-yu ba'zida. Pulimizga ishonib qo'yamiz. Palon joydagi aka-xonimizga ishonib qo'yamiz. Palon joydagi tomimizga suyanib qo'yamiz. Bizi problemamizni hal qiladigan uka-xonimiz bor, jiyanimiz bor. O'sha jiyan yo'qlarda ish nima bo'ladi, deng? Ularda ham hal bo'ladi. Nuhning o'g'li, Nuh alayhissalomning kofir o'g'li Allohga bog'lanmadi qalbi. Qola sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Men o'zimni suvdan saqlaydigan biron tog'ning ustiga chiqib ketajakman. Tog' qutqarib qoladi meni dedi. Qola la asima al-yawma min amrillah illa man rahim va hala baynahuma al-mawj fa kana min al-mughraqin. Nuh alayhissalom qalbi Allohga bog'landi. O'g'lining qalbi tog'ga bog'landi. Natija qanday bo'ldi? Nuh aytdi: "Bugun Allohning amridan saqlaguvchi yo'qdir, magar o'zi rahim qilganlarnigina saqlar." Shu payt o'rtalarini to'lqin to'sib qo'ydi-da, o'g'il g'arq qilinuvchilardan bo'lib qoldi. Tog' qani? Qani tog'? Nuh alayhissalom birorta odamga suyanmagan edi, uyiga suyanmagan edi. Haqiqatan ulkan yerni qozig'i bo'lgan, ehtimol 100-200 metr baland bo'lgan tog'ga suyangan edi. Lekin tog' uni saqlab qola oladimi? E'tibor beringlar. Kimni qalbi nimaga bog'landi va natija qanday bo'ldi? Bu qalbini Allohdan boshqaga bog'lagan kishining jazosi edi. Qalbini Allohga bog'lagan kishi, Allohga suyangan kishi va qalbini Allohga bog'lamagan, boshqa narsalarga suyangan kishi ikkalasi teng bo'ladimi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zining sahobalarini mana shu asosda usulda tarbiyaladi. Qalblar kimga bog'lansin? Alloh subhanahu va taologa. Qalb kishining qalbi o'ziga qadrli bo'lgan, qimmat bo'lgan narsaga suyanmasin. Hatto Muhammad alayhissalomga ham bog'lanib qolmasin qalb. Chunki innaka mayyitu va innahum mayyitun. Ey Muhammad alayhissalom, siz ham bir kun mayyit bo'lasiz. Ular ham mayyit bo'ladi. Uhud kunida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qatl qilindi, Muhammad o'ldirildi degan gap tarqadi. Uhud kunida ma'lumiylar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana shu Abu Omer kavlagan chuqurlardan bittasiga tushib ketganida shayton qichqirganida Muhammad o'ldi deb. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni vafot etganligini eshitib sahobalarning ayrimlari chekina boshladi. Ayrimlari qayg'uga botib qurollarni tushirib oldi. Ayrimlari yerga o'tiriblar qoldi nima qilishini bilmasdan. Alloh taolo bu haqida nima dedi? Va ma Muhammadun illa rasul qad xalat min qablihi rusul. Muhammad sallallohu alayhi vasallam faqat bir payg'ambar xolos. Undan ilgari ham payg'ambarlar o'tgandir. Bas agar u Muhammad alayhisalom vafot etsa yo o'ldirilsa, ketingizga kufrga qaytib ketasizmi? Kimda kim ketiga qaytib ketsa, Allohga biror ziyon yetkaza olmas. Alloh esa yo'llaridan qaytmay shukr qilguvchi bandalarni muzosi mukofotlaydi. Ha, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam keyin vafot etdilar birodarlar. Shunda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'lgani yo'q. Musa Robbisi bilan 40 kun gaplashgani ketgan edi Turga, Tur tog'iga. Shunda ketdi, qaytib keladi. Kim Muhammad alayhisalomni o'ldi desa, bo'yniga qiluch uraman deb turgan edi. Ha, mana shu kunda Abu Bakr aytdi. Kim Muhammad alayhisalomga ibodat qilgan bo'lsa, Muhammad alayhisalom tahqiq vafot etdi. Kim Allohga ibodat qilgan bo'lsa shu kungacha, Alloh azza va jalla tirik, hargiz o'lmaydi. Demak, bizning qalbimiz pulimizga, mansabimizga, tanish bilishimizga, uyimizga, mashinamizga suyanmasligi kerak. Hatto Muhammad alayhisalomga ham suyanmasligi kerak. Chunki u kishi ham bor yo'g'i bir banda edi. Hud alayhisalom. Bu ulug' nabiyning qavmi u kishiga azor berdi. U kishini qatl qilmoqchi bo'lishdi. Hud alayhisalom ularga
Anni bari'un mimma tushrikuna min duni fakiduni jami'an thumma la tunzirun dedi. Bilasizlar, insoniyat tarixida yashab o'tgan odamlarning jismonan eng quvvatlilari Ad qavmi bo'lgan. Hud alayhisalomning qavmi. Men sizlarning Allohni qo'yib, unga soxta xudolarni sherik qilishingizdan bezorman. Ana endi barchangiz bir bo'lib, hech kechiktirmasdan menga bilgan hilalaringizni qilaveringlar. Qo'linglardan kelgan ishingizni qilinglar deb qavmiga tahdid solyapti. Qo'lingdan nima keladi? Birodarlar, jismonan baquvvat bo'lgan Ad qavmi. Bitta o'zi O kişi iman keltirgan ozgina odam bütün qavmga kuch yetmaydi. Lekin qaysi quvvatga suyanib turib qavmiga tahdid qilyapti? Kimga suyanyapti bu kişi? Alloh subhanahu va taologa. Inni tavakkaltu alallohi robbi va robbikum. O kishining quvvatini siri shunda edi. Men faqat mening ham, sizlarning ham parvardigoringiz bo'lmoq Allohga suyandim. Hayotda misol to'liq yotibdi birodarlar. Biz qalbimizni qachon Alloh taoloni yolg'iz o'ziga baylaymiz, boshqa hech kimdan umid qilmaymiz, boshqa hech kimdan qo'rqmaymiz, shunda Alloh taoloni siz bilan bizga bergan va'dalarni ustimizga tushganini ko'ramiz. Va man yatavakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga suyansa, bas bu kishining ishi Alloh taoloni zimmasida. Hud alayhissalomga tahdid qildi qavmi. Hud alayhissalom qavmiga tahdid qildi. Natija nima bo'ldi? Ad qavmini Alloh taolo 7 kecha va 8 kunduz esgan sor-sor shamoli bilan yakson qildi, vayron qildi. Fa hal tarolahum min baqiya. Ulardan birontasi qolganini ko'rdingizmi? Faqat Hud alayhissalom va u kishi iymon keltirganlar tirik qoldi, qolgan hammasini Alloh taolo yakson qildi. Ular nimasiga suyangan edi? Jismoniy quvvatiga. O'zlarining mol mulkiga, saltanatiga. Musa alayhissalom o'zini qavmini Misrdan olib chiqdi. Firavn orqasidan qo'shini bilan quvib chiqdi. Musa alayhissalom qavmi bilan dengizga keldi, orqada qo'shin ko'rindi. Bir tomonda dengiz, bir tomonda ularni yakson qilish uchun kelayotgan o'sha davrning eng kuchli qo'shini. Qalbi Allohga bog'lanmagan kishilar aytishdi, "Inna la mudrakun." Bo'ldi. Yetib kelishdi, tugadik deyishdi. Ammo Robbisiga haqiqiy tavakkul qilgan Musa alayhissalom nima dedi? Kalla, inna robbi ma'i sayahdin. Yo'q. Aniqki men bilan birga Parvardigorim bor. Albatta u meni najot yo'liga boshlar. Biz hayotda bo'layotgan muammolarimizni hammasini aqlimiz bilan hal qilayotganga o'xshaymiz. Plan tuzamiz. Chizamiz, boshqa qilamiz, mana men rejani zo'r qilganligim uchun ishim tekis chiqdi. Men mana bu narsani mancha marta takrorladim, Qur'onda yaxshi yodladim. Deymizda o'zimizni, mehnatimizga, o'zimizni, kuchimizga suyanib qo'yamiz. Birodarlar, bu faqat sabab. Natija kimdan bo'ladi? Imtihon qilamiz bolalarimizga. Zo'r o'qigan. Oddiy narsani so'rasangiz, imtihonni tili yemaydi-da. Voy, nima aytolmayapsan? Indamay turaveradi. Nimaga aytolmayapti? Sir bosib qoldi deydi. Bo'lmasam u domlasini har kuni ko'radi. Alloh o'sha paytda qo'llamadi, Alloh o'sha paytda bermadi, nima bo'ldi? Allohga suyanishlik kerak birodarlar. Allohga. Biz o'zimizga suyanib qo'yamiz ba'zida. Firavn nimasiga suyangan edi? Orqada qo'shini bilan kelayotgan Firavn o'zini askariga, o'zini quvvatiga, o'zini podshohligiga. Natija nima bo'ldi? Hech qancha vaqt o'tmadi, Musa alayhissalom va u zot bilan birga bo'lganlar najotga chiqdi, Firavn dengizga g'arq bo'ldi. Allohga suyangan qalb bilan boshqa narsaga suyangan qalb barobar bo'ladimi? Shuning uchun Alloh taolo aytadi: "Fa in tawallaw faqul hasbiyalloh, la ilaha illahu alayhi tawakkaltu va huwa robbul arshil azim." Solih insonlarning qalblari faqatgina Allohga bog'langan. Xotim al-Asom ibodati, salohiyati, taqvosi bilan, yaqini bilan mashhur kishilardan edi. Martabasi oliy edi. Qanday qilib yetdingiz bu martabaga deb so'rashganida to'rtta narsani aytdi.
Birodarlar, agar shu to'rtta narsa gachi chiroyli suratda amal qila olsak, ishona olinglar, dunyo va oxiratimiz zo'r bo'lib ketadi. Tirishligimiz va maishatimiz zo'r bo'lib ketadi. Qalbimiz va jasadimiz zo'r bo'lib ketadi. Nima so'zlar edi u? Quloq solinglar-chi. U aytdi: "Rizqimni mendan boshqa hech kim ola olmasligini bildim, xotirjam bo'ldim." Tushunarlimi? Chehlanish bo'lib ketdi. Nechta oğluz var? Üçte oğlum var. Bir deden çek kısa. Tötte kızım var. Çıkar. Şipanir mi? Vay rızkı var ona. Hatırcan bulayım. Gamkı mı? Sıfakat işleyin. Mehnet kılın. Gamkı mı? Rızkımını menden başka hiç kim alalımasını yine bildim. Nefsim hatırcan buldu. 99% adam gamı şu hazır. Hatırcan bulayım buralar. Mehnet kılıyorsun mu? Siz doğru yoldasınız. Siz doğru yoldasınız. Netice Allah'dan. İkincisi, amalimni meni özümden başka hiç kim kıl olmasakken, amalim bilan maşgul buldum. Keyingisi, ölüm tosattan kelişini bildim ve kelişiden aldım, amalga hareketge kiriştim. Dörtüncüsü, Allah Azze ve Celle'den birkin olmasını bildim. Şun gereşe iş tuttum. İşe ne olayım birader? Tör kotar söz. Eğer şu aytilingen tötte nasıl ki amal kıl olsa, kişinin dünyası yu, ahireti, mustakim bu kaladı. Kalbi hatırcan buladı. Nefsi arama kaladı. Krizis deydi. Min kılınlarsa var sıkılamayın de siz oyla. Doğru mu? Şablon berili yaptı, hayat ki karab sop görüyorlar da. Hakikaten Müslüman adamı hatırcan kaladırken onu pulu bu miydi? Onu mansabı bu miydi? Rabbisi gibi bugün tavakkülü, Rabbisi gibi bugün imanı buladı. Buradalar Allah'a tevekkül kılıçlık, bu uluğ akide. Tevhid ne asası buradalar? Bu akide tevhid ne başıda duradı. Kim bussa tevekkülünü, demek tevhid ne buzgen buladı. Kimdir boynuna tumar ilu aladı, hatırcam yuradı. Maşı dedi, seni sakle dedi, bir bakşı il verip koyan, Allah'ı tanımaydı, zor yuradı. Eğer izden çıkıp kop koyan basın, şu günü sıkılı yuradı. Bir nasıl yetmez yetti mi engeçin? Yükürüp barıp takvasa hatırcam. Doğru mu? Şuna adamların var. Gö, yeni de hamıya zor buladı da. Ne bakıldı? Bunun gibi tumarını ilip aldı. Onu kalbi bana şu tumarı gibi alınken. Tumar boynu dötürse başkaça sıkıladı özünü. Tumarı yok olsa başkaça. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler. Men taallaka bir şeyin hukile ileyhi. Kim? Ne beni ilip olsa? Şu beni saklay dedi. Allah bu benden işini şu ilvage nesasıya tavşırıp koyadı. O tumar ne makalalıydı? Üzüp su getişesiz akıp getirdi. Ot getişesiz küyüp getirdi. Ne makalalıydı? Özünü hımaya kalamaydı. Ma min atıratin ve la ihtilacı arakin ve la had şaudin illa bima qaddemet aydikum ve ma yagfirullahu ekser. İmam-ı Suyuti'de. Ayağını kokulup geçişimi, payını kaltıraşı mı, titraşı mı, beraber çöpünü şilip yuvarışı mı, bar ki kılgen fiilleriniz sebepli, yani Allah Teala'nın keçirip durganı bundan köprak. Şunu alayım mı? Mesela her gün ayağınızı karimiz de futbolda. Zaten bir iş bu oldu. Allah Teala sizi yakışık oradı, üçün için ayağınızı kayrıldı. Neme üçün? Köpeğe ipketiyatı oldu, bittesini Allah Teala sizge mükafat kılıp verdi, koyan tokustasını yuvardı. Neme musibet yetse, özilerde kıyan fiililer sebepli oladı, lakin Allah'ını avf kılıyken bundan köprü al. Kalın, ayağın kokulup gitti mi? Payın kaltırıp titredi mi? Yok ki bir cahine bir çöp şilip yuvardı mı? Kıyan fiilinden kör bende. Şimdi Allah Teala bundan köprü ağını ne kıptırıptı? Avf kıptırıptı. Kesel mi? Pulumuz yetekken, malımız yetekken talafat mı? Cesetimiz yetekken bir talafat mı? Farzatlarımızdan keleken bir nacıya fiil hareket mi? İşimiz ürüşmekken mi? Topkanımızı bereke bulmayken mi? Bilin ki bizi özümüzü kıyken işimiz tüfeyli. Rabbimiz yakışık görüyordu bizi. Allah Teala en nasir bu gen zat. Bizi yardan berişli, nusret berişli hali idi. Lekin bendele bunge layık buluşluğu gerek. Çünkü etemiz pulunkeni kaytarıp koyun değil mi zu? Yani siz yokmayan bir iş oldu, bir plönkeni aylantırıp katarın da, pauzanı basayın da, perimut yakın arkaya. Kesene meşgul oduyuz. Bir adını artı oduyuz mu? Anayız ya ki, atayız bir
gap qaytarib ketdingizmi, g'azabini keltirib. Bekarga bo'lmadi, birodar bu. Chunki Robbi sizni yaxshi ko'radi-da. Odamlarning ko'plari Alloh taolaning mana shu ismidan g'ofil, An-Nasir, yordam beruvchi. Alloh bandasiga yordam beradi. Bir banda og'ir kasalga chalindi, doktor yugurdi, doktorlar ilojini qila olmadi. Umidi yo'q dedi. Umidi yo'q, bu kasalda dorisi yo'q dedi. Shunda banda Allohga qaytadi. Yolboradi, kechalar bilan namoz o'qiydi. O'zidan nusrat so'raydi, sababini qiladi-da, arzimagan bir narsa sabab bo'lib qoladi, shu bilan shifo topib qoladi. Banda nomid bo'lmasligi kerak. Sidqidan duo qilsin, Alloh taol albatta unga yechim beradi. Shuning uchun duo qilamiz, ey Robbim, ey Nasir, menga nusrat ber, menga yordam ber. Alloh taol aytadi, astagfirullah, qul ma ya'bau bikum robbi laula du'aukum. Agar duo iltijo qilmas ekansizlar, Parvardigorim sizlarga parvo qilmas deb ayting ey Muhammad alayhissalom. Duo qilmasanglar, Robbim sizlarga parvo qilmaydi deyapti. Shuning uchun duoimizda ya An-Nasir deb duo qilaylik. Parvardigor, yordam beruvchi Robbim, menga nusrat ber, yordam ber. Alloh Nasir birodarlar. Musa alayhissalom o'zini qavmi bilan dengizga borib taqalib qoldi, 600 ming yahud bilan. Orqadan ana shu davrning eng qudratli bo'lgan qo'shinini boshlab Fir'avn cherki yetib keldi. Ikkala jamoa bir-birini ko'rgan paytda qol ashabu Musa inna la mudrakun. Musoning ashablari bo'ldi, tutildik deyishdi. Umid yo'q. Oldida dengiz, orqada qo'shin. Musa alayhissalom nima dedi? Kalla inna ma'a robbi sayahdin. Yo'q, Robbim men bilan birga albatta yo'l ko'rsatadi dedi. Alloh yo'l ko'rsatdimi? Yo'l ko'rsatdi. Qaysi odam bolasini aqliga kelardi mana shu yechim? Aytinglar. Dengizni bo'lgan kim? Alloh azza va jalla. Fir'avnni cho'ktirgan kim? Alloh subhanahu va taolo. An-Nasir bo'lgan Robbimiz. Fir'avn hamchi birodarlar ahmoqmas edi. Ras o'sha Misrda imperatorimidi? U ahmoqmas edi. Dengiz ikkiga bo'linganini ko'rdi. Banu Isroil o'tib ketdi. To'xtatdi otini birodarlar. Jinni olgan ekan-da, o'sha kirib ketaverib. Yo'q, jinni olmagan. Bugun Alloh Fir'avnni halok qilishini xoladi. Otini to'xtatsa ham ot to'xtamadi. Ot yurdi Allohning hukmiga ko'ra. Chunki An-Nasir bo'lgan Alloh Musa alayhissalomga nusrat berishni xohlaganida. Fir'avn yurgandan keyin qo'shin ham yurdi, suvda tayda qolib ketdi. Birodarlar, Robbimiz An-Nasir nusrat beradi, yordam beradi. Agar bandalar shu nusratga, yordamga loyiq haqli bo'ladigan bo'lsa. Yunus alayhissalom o'zini qilgan xatosiga qavmini Allohni izsiz tashab chiqib ketdi. Baliq yutib yubordi. Aytinglar-chi, nima bor Yunus alayhissalomning oldida? Chora, hiylalardan. Hech narsa yo'q. Baliqda qornida qimillashiga iloji yo'q. Lekin shu yerda turib duo qildi Robbisiga. Fanadaytu fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Robbisi najot berdimi? Robbisi najot berdi. Bandalar Allohning nusratiga haqli bo'lsa, Allohning nusrati keladi. Bas, biz uning duosini mustajob qildik va uni g'am-g'usradan qutqardik. Biz mo'minlarga mana shunday najot beramiz. Bu oyatdagi eng ajib narsa nima bilasizlarmi, birodarlar? Alloh taolo mana shu qissani, Yunus alayhissalom qissasini hayotimizni ishlaydigan qonunga aylantirib qo'ydi. Banda Allohning nusratiga loyiq bo'lsa, sababini qilib duo qilsa, Alloh albatta nusrat beradi. Insonlarda aqli yetmaydigan holatda ham Alloh taol yo'lini topib nusratini beradi. Masalan, suvni taydagi necha tonnalik kitni qonida yotgan odamga nima yordam bo'lishi mumkin odamzod tarafidan? U paytda texnologiya yo'q edi, podvodnik yo'q edi sizlar. Agar hozir bo'lganda ham suv tagiga tushib ketib 1 minut uzoq 2 minut odam o'ladimi? Bu oyatdagi ajib narsa shu qissani hayotda ishlaydigan qonunga aylantirib qo'ydi. Xuddi 5 x 5 25 bo'lgani singari. Tijoratimizda, oilada, farzand tarbiyasida, hunarimizda, ilmimizda Alloh taolaning nusratiga agar umidimiz bo'lsa, Alloh taolo siz bilan bizdan talab qilgan narsani bilishimiz, qilishimiz kerak. In tansurulloha yansurkum. Agar sizlar Allohga yordam bersanglar, Alloh sizlarga yordam beradi. Agar Alloh siz bilan birga bo'lsa, kimimiz sizga qarshi kuchi yetadi? Agar Alloh sizga qarshi bo'lsa, kimimiz sizga foydasi tegadi, birodarlar? Yer qimillaydimi? Shamol esadimi? Suv bosadimi? An-Nasir kim? Alloh subhanahu va taolo. Ni'mal mavlo va ni'mal nasir. Una qadar yaxshi mavlo,
ve ne kadar yakşı yardımcıdır. Umar ibn Hattab raziyallahu anhu karasa bir Arabi kesel bogan tüyesiye karab oturuptu. Teresiye bir kesel çıkıp gitken, yara taşıp gitken. Ey ahal Arap, ne makılıp oturupsız dedi. Allah şifa versin de oturup ben dua kılıp dedi. Dedi, ha şu duaya koşup bundan sana sürtmemsiz de. Yarası gibi bundan sana sürtüttürüp keyin dua kılmemsiz de degen dedi. Buradalar, in tansurullah yansurkum ve yuthabbit akdamukum. Eğer sizler Allah'a yardım verseler, Allah sizlere yardım veredi ve kademleriyle de sabit kıladı. Ve in tasbiru ve tattaku la yadurrukum keyduhum şey'a. Eğer sabır takat kılsanız ve Allah'tan korksanız, onların neyrenleri sizlere hiç kendine zarar kılmaydı. Adam bolası, ülfetin, dostin, tanışın, senin şöngen kişi, süyengen kişi, her daim yanında bol olmaydı. Cüdyem kereyi bugün payda safarda bulup kalışın mümkün. Judayam senga kerak bo'lgan paytda kasal bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Telefon qilsang, telefon o'chib qolgan bo'lishi mumkin, zarat o'chib qolgan bo'lishi mumkin. Odam bolasiga suyanma. Nusrat Alloh tomonidan keladi. Agar Alloh biz bilan birga bo'lsa, birodarlar, boshqa narsaga parvo qilmaymiz. Alloh bizni yaxshi ko'radi. Bizga yordam berishni istaydi, faqat narxini to'lashimiz kerak. Xulosa, agar to'at bilan sabr bo'lsa, nusrat bo'ladi. Masiyat bilan sabr bo'lsa faqat qabr bo'ladi. Sabr qilyapmiz-a kunimizga. Endi nima yetishmayapti ekan bizga? Toat yetishmayapti ekan. Qaytaraman. Agar toat bilan sabr bo'lsa, nusrat keladi. Agar masiyat bilan sabr bo'lsa, qabr keladi birodarlar. Alloh azza va jalla An-Nasir, Robbimiz subhanahu va taolo bu ummatga nusrat bersin. Alloh azza va jalla mana shu ummat Alloh taoloning nusratiga haqli bo'lishiga nusrat bersin. Şu nusratga loyiq bo'lishimizga yordam bersin ki Alloh azza va jalla har narsaga biz Alloh taolodan doim mana shu nusratni yordamni so'raymiz. Alloh taolo albatta yordam beradi mu'minlarga. Qur'onda bir qancha oyatlar bor bu haqida. Ammo so'rayapmiz nusratni Allohdan. Alloh taolo nusrat kelavermayapti. Musulmonlarni yer yuzida qanchalar xor bo'layotganligini ko'rib turibmiz. O'zini yurtida ham xor, musofirchilikda ham xor, o'ngda ham xor, chapda ham xor, tevada ham xor, pastda ham xor. Açık olmasın, her kança bu hakikat. Ne maksak bizge Allah Teala'nın nusratı, yordamı, madadı keladı. Mana şakıda ders kılamız. Şükürlerimizde Müslümanlar mana şu yordamga ne kadar muhtaç. Ama mana şu nusratki ege buluşluğuna. An-Nasir boyan Rabbimizin nusratı, yordamı kelişlik için şartlar var. Şu şartlarda biz eğer kaim kısak, payda kısak, elbette Allah Teala'nın nusratı keladı. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَك۪يمِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Galaba, yordam fakat Allah tomonidan bo'ladi. اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ Agar Allah sizlere yordam berse, hiç kim sizlerden galip bo'lmaz. Endi Müslümanlar mağlup bo'lib turibdi mi? Demek ki Allah yordam bermayapti. Nusrat, yordam. Ulamalar, Allah tomonidan beriladigan nusratni üç turligini aytishdi. Birincisi istihqoqiy nusrat, ikkinchisi tafadduliy nusrat, uchinchisi mabdaiy nusrat. Birincisini ko'ramiz. Istihqoqiy nusrat. Soddaroq qilib aytsak, bu shunday nusratki, bandalar loyiqligi uchun berilgan nusrat. Ya'ni banda loyiq Alloh yordam berishiga. Shunaqa paytida kelgan yordam istihqoqiy, banda haqli bo'lgan nusrat deyiladi. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرِ وَاَنْتُمْ اَذِلَّ Allah Teala aytadı. Ahir Allah Badr günüde küçsüz bolsangiz de sizlerini galip kıldı ki. Bana Müslümanlar Badr gazatıda 314'te. Müşriler 1000'te. Üçü beraber köp. Lekin Müslümanlar Allah Teala'nın bana şimdi bir nusratı haklı ediler. Az idi. Kuvvetsiz idi. Kembağal idi. Lekin şu nusratı haklı edi Allah Teala beri orada kalı bana. Çünkü وَمَنْ نَصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ diyemiz. Galaba fakat Allah tomonidan keladi. Mana endi şu istihqoqiy nusrat üçün bizde nima bo'lishlik kerak? İkkita narsa bo'lishlik kerak. İmon ve tayyorgarlik. İmon. Qanaqa iymon? Bu shunday iymonki seni Allohni to'atiga yetaklaydi. Seni taqvoga yetaklaydi. Seni istiqomatga yetaklaydi. Mana shunday iymon bo'lishlik kerak. İkinci kısmı tayyorgarlik.
Kolumuzdan kelgancha tayyorgarlik. Bu sabab xolos. Demek, siz bilan bizni taqvoga, amalga chaqirgan iymon va sabablar. Alloh taolo aytadi: "Va kana haqqan alayna nasrul mu'minin." Va iymon keltirgan zotlarni g'olib qilish bizning zimmamizda haq bo'lgan. Nima degani bu? Iymon keltirganlar agar Alloh aytayotganda qabanda bo'lsa, ularga yordam berishlik meni ustimdagi haq deyapti. Agar bandalar Allohning shu nusratiga haqli bo'lsa, Alloh taolo yordam berishligi kerak ekan. Alloh taolo yordam beraman deb aytayapti. Birodarlar, koinotni yaratuvchisini so'zi bu. Alloh taoloning musulmonlarga bergan va'dasini bajarilmay qolishidan ko'ra, bu koinotni zavolga yuz tutib ketishi osonroq bo'ladi. Allohning va'dasi haq. Keyingi oyatni o'qiymiz. Inna lanansuru rusulana vallazina amanu fil hayatid dunya. Albatta biz payg'ambarlarimizga va iymon keltirgan zotlarga hayotda dunyoda ham qiyomat kunida ham yordam beramiz. Payg'ambarlarimga yordam beraman, mu'minlarga ham yordam beraman, dunyoda ham oxiratda ham. Bu Allohning va'dasi. Iymon taqvoga da'vat qiladigan, amalga chorlaydigan va sabablar. Endi tayyorgarlik. Va aiddu lahum mastata'tu min quvva. Alloh taolo aytadi: "Ey mu'minlar, ular uchun, ya'ni dushmaningizlarga qarshi imkoningiz boricha kuchni tayyorlab qo'yingiz." Bu imkoningizlarda boricha mastata'tu degani siz bilan bizga Allohning rahmati bo'ldi. Dushmanga bas keladigan, shularga to'g'ri keladigan chasini emas, qo'lingdan kelganini. Qaraylarda mana payg'ambarlarning qissasiga murojaat qiladigan bo'lsak, Jolutni Davud alayhisalom qatl qildi. 16 yashar yigit. 8 mingtadan daryoni kesib o'tgandan keyin 300 ta qoldi. 300 ta tizzasi qaltiradi, Roporadagi Amalek qabilasini oldida, lekin sabrni qilib kelishdi. Sanog'i ham oz, quvvati ham oz, o minglagan kilometr bosib kelgan, narga Amalek qabilasi qo'shini bilan chiqdi, butun bir jabaroti bilan. Jussalari ham katta, qo'shini ham katta, Jolut chiqdi. Yakka-makka olishadigan bormi deb. Hech kim chiqmadi, 3 marta talab qilinganda ham. 16 yashar Davud alayhisalom chiqdi. Kuchi yetmasligi aniq, u bo'yi ham baland, bu kichkina, quvvatsiz. Lekin yerdan 3 ta toshni oldida o'sha miqlosiga sotib aylantirib turib bitta otib qo'ydi. Shu edi sabab undan talab qilingan. Shu tosh borib peshanasiga tegdi, o'ldi. Fa hazamuhum bi iznillah. Bas mana shu ozgina yahudlar jamoati Amalek qabilasini Allohning izni bilan mag'lub qilishdi. G'alaba kim tomonidan ekan? Bular keldi, iymoni bor. Payg'ambarning orqasidan yetib keldi. Poshshosining orqasidan yetib keldi. Sababini qildi, Alloh taolo g'alabani berdi. Shuning uchun dushmaningizga bas keladiganchalik quvvat to'playlar demayapti Alloh taolo. Nima deyapti? Toqatingizlar yetganicha, imkoningizlar boricha. Demak, istihqoqiy nusrat, bandalar haqli bo'lgan nusratni kelishiga shart ikkita bo'ldi. Sizni taqvoga, amalga chorlaydigan iymon va qo'lingizdan kelgan nima? Tayyorgarlik. Biz birodarlar, Rabbimiz bilan qilayotgan muomalamiz Qur'on keltirib bergan qoidalar asosida bo'lishi kerak. Shundan nusrat keladi bizga. Agar o'zimiz xohlaganda muomala qiladigan bo'lsak Rabbimiz bilan, buni nusrat kelmaydi birodarlar. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotidan ikkita misol olamiz. Uhudda musulmonlar mag'lub bo'lishdi. Hunaynda ham mag'lub bo'lishdi. Sabablarni ko'rib chiqamiz. Nima sababdan Uhudda mag'lub bo'lishdi? Vaholanki jangda avvalida birodarlar musulmonlar bayrog'ini 7, 8 ehtimol 9 marta og'darib bo'lgan edi. Yengib bo'lgan edi. Nima sababdan mag'lub bo'lishdi? Rasulullohga itoatsizlik qilishganligi uchun. Demak, sulukiyatida, fe'lida xatoga yo'l qo'yuvdi, naq turgan g'alaba bo'ldi, mag'lubiyatga aylandi. Ichida Muhammad alayhisalom bor bo'lsa ham. Astagfirullah billah. Avvalamma asobatkum musibatum qad asabtum mislayha qultum anna hada qul huwa min indi anfusikum. Ey mu'minlar, agar sizlarga Uhudda bir musibat yetsa, holbuki sizlar unga ikki barobar musibat yetkizgan edingiz, mag'lub bo'lganingizdan keyin aytyapsizlar, bu balo qayerdan keldi? Robbimiz aytayapti, bu balo qaydan keldi deysizmi? Ey Muhammad alayhissalom, ularga ayting, bu musibat, mag'lubiyat o'z qilmishlaringiz sababli. Sabab tutay qilishdi, g'alaba mag'lubiyatga aylandi. Kimga osilik qilishdi? Muhammad alayhissalomga. Agar birodarlar,
Muhammed Aleyhisselam'ın asi boğandan keynem Allah bu müminlerde galip kıyanı da Muhammed Aleyhisselam'ın asili kılınsayım galiba kelar adlıken düşünce bu kalan mıdır? Ders mi? Ders mi? Hazır günde Müslümanlarda harligini, mağlup bulaykenliğini sabahımdan bittiyse şu amellerimizde Rabbimiz asili kılıyapız. İkinci gazat Hunayn'da nemege mağlup buluştu? Uhud'da amelde sulukiyatı da hata yol koyan bulsa Hunayn'da buradalar akidesi de hata geçti. Mahfi şirk kekirip kalıştı. Allah Teala dedi, estağfirullah. Ve yevme Hunayn iz a'cebatkum katratukum felem tuğni ankum şey'a. Hunayn gününü isleyinler. Öşende sizlerine köp ekeliniz mağrur kılıp koygen idi. Ama o sanagileri kattaligi sizlerini hiç neseden behacet kıla almadı. Hatta Abu Bakir Siddiq raziyallahu anhu ya Resulallah la nuglam min qillada var yanada. Mekke'ni fatkigen koşun 10.000. Yangi musulmanlardan kelib qo'shilgan 10.000 deshida. Makka'dan iymon keltirib qo'shilib chiqqanlar yana 2.000 qo'shildi. Demek 12.000 odam. Shu ko'pchiligi yangi musulmonlar. Shunda adadini kattaligiga suyanib qo'yishdi. Bugun sanog'imiz katta, qo'shinning adadi katta, bugun mag'lub bo'lmaymiz deshida. Lekin mag'lub bo'lishavordimi? Mag'lub bo'lishavordi. Xulosa. Uhudda amalida, sulukiyatida xato yo'l qo'ydi, mag'lub bo'ldi. Hunayn'da e'tiqodida adashlik bo'ldi. Allohga suyanish olmadi, balki o'zini sanog'iga suyanish oldi. Alloh taolaning nusrati kelmadi. Garchi Muhammad alayhisalom ularning ishida bo'lsa ham. Garchi ular sahobalar bo'lsa ham. Mana shu ikkita g'azovatdan olinadigan ulkan dars shuki, agar banda men desa, o'zim desa, Alloh uni o'zini holiga tashab qo'yadi. Agar banda Alloh desa, Alloh o'zini rioyasiga albatta oladi. Mana shu darsga birodarlar har kuni, har soatda muhtojmiz. Bo'ldi deydi, palonchi usta keldi, ishlarimiz tekkiz bo'ladi. Qayoqdan bilasan birodar? Shuning uchun birodar, men hunarim bilan, ilmim bilan, harakatim bilan, tajribam bilan, ma'lum bilan desiz, Alloh tashab qo'yadi. Aksincha, hamma ishimizni Alloh deyishimiz kerak. Ilmimizda ham, hunarimizda ham, tarbiyamizda ham, oilamizda ham. Shunda Alloh bizni rioyasiga olsin birodarlar. Çünkü nusrat kim tomonidan keladi? Kim Allah'tan emas nusratni, panohni, yordamni mahluqdan tilayotgan bo'lsa, bu odamni holiga voy. Hamma yechim eshiklarini Alloh taolo yopib qo'yadi. Agar Alloh desa-chi? Unga dushmanlik qilayotganlarni mana shu kishiga xizmatga solib qo'yadi. Kim? Çünkü Rabbimiz An-Nasir, yordam beruvchi bo'lgan zot. Mu'minlarga yordam beraman deb Alloh taolo va'da bergan. Faqat bandalar shu yordamga nima olsin? Loyiq bo'lsin. Endi loyiqligimiz qadam bilan birodarlar. Halol haromda farqiga borishimiz kerak. Farz vojiblarni bajarishimiz kerak. Rabbimiz bizi buyurgan joyda topsin. Rabbimiz qaytargan joyda bizi ko'rmasin. Shunda biz Alloh taolaning nusratiga loyiq olamiz. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bir kun ko'chada ketayotsa, bir kishi terisiga bir kasal toshgan tuyasiga qarab o'tiribdi. Nima qilyapsan dedi? Allohdan shifo so'rab o'tiribman dedi. Dedi, "Ha, ustiga bir narsa surkab turib, keyin duo qilmabsan-da. Ya'ni duoga qo'shib ustiga bir narsani surtmabsan-da" dedi. Ana sabab. Biz quruq o'tirib parvodigor musulmonlarni olib qil, musulmonlarni aziz qil deysak, azizlikka sabab bo'ladigan fe'lni amalda qilmasak, qayoqdan bo'lsin? Hajda yurarken Umar ibn Xattob roziyallohu anhu tilamchi odamlarni ko'rib, "Kimsizlar sizlar?" dedi. "Biz Allohga tavakkal qilgan mutavakkillarimiz" dedi. "Allohga tavakkal qiluvchilarimiz" dedi. "Yolg'on gapirdinglar" dedi. "Tavakkalchi kim? Donni yerga ekib, keyin Allohga duo qiladigan odam" dedi. "Otni baylab, keyin Allohga tavakkal qiladigan. Hech narsa yo'q, tavakkal Allohga, bir gap bo'lar bu yoqda. Hech narsa yo'q, yana qaytaraman. Tavakkal bir gap bo'lar" dedi. Agar biz birodarlar taslim bo'lib, qo'limizdan hech narsa kelmaydi, tamammiz desek, bu ojiz, zaif, iymoni quvvatsiz bo'lgan kishining so'zi bo'ladi. Payg'ambarimiz aytadilar, "Innalloha yalumu alal ajiz." Alloh taolo ojizlikni malomat qiladi. "Valakin alayka bil kayis." Hushyor bo'l. Hushyorlikni lozim tut. "Fa in g'alabaka amrun." Agar hushyor bo'lding, sababini qilganingdan keyin ham ish seyayotganda chiqmaganda shunda aytkinki, "Hasbiyallohu va ni'mal vakil." Siz o'zingizga bog'liq bo'lgan hamma ishni qildingiz. Endi hech narsa yo'q qo'lingizda.
Şundayam iş sizatken de bulmayken bulsa indi hasbi Allah'dı. Hiç nesana kımasdan durup hasbi Allah demezdi. Ve kâne hakkan aleyne nasrul mu'minin. Allah Teala yaptı. İman kirtirgen zatlarını galip kılış bizning zimmemizdeki hak. Men aziz kılemel de yaptı. Eğer bandalar layık bulsa. Ma lahum min dunihi min valiyyin ve la yushriku fi hukmihi ahada. Adamlar için Allah'tan özge biron dost, madadkar yok. O öz hükümde hiç kimle şerik kılmaz. Allah hohlaganini kıladı. Hiç kim Allah Teala'ya itiraz bildiramaydı. Hiç kim Allah'a karşı bulamaydı. Ve ileyhi yurca'ul amru kulluhu fa'buduhu ve tevekkal aleyh. Hamma iş Allah'a kaytadı. Yani hamma iş Allah'ın kolida. Bas unga ibadat kıl, unga tevekkül kıl. Yani Allah Teala taskin beryapti kalbimizge. Meni kolumda hamma yok diyapti. Şunun için ibadet kılı menge suyan, men halkalaman diyaptı. Huvallazi fissemai ilahu ve fil ardı ilah. O zat şun diye zat ki Osman diyem, öşü zat ilah. Yer diyem, öşü zat ilah. Ha, en yakışık görgen, en sizge padişe kıladığın adam. Daim yanınızda buladı mı? Bu miydi? Siz işengen adam telefonu çıkıp buladı. Set yocağı yuvar koyan buladı. Bir de telefonla halkı koyardınız da hemen yoldu. Hakim hatır oturup koyan buladı. Ya ki babamızdan karattırıp kötü adamı koyuşu mümkün. Nusrat buradalar Allah'dan buladı. Biz kaçan Allah'da özgü suyan iş durgen ama sebap tıkıyandan ki. Şunu da bizge nusrat geladı. Biz Allah'ta olanın annasıyır, yardan bir uçu, nusrat bir uçu degen. Bana ismini okuyan bol yapmaz. Demek birinci turunu yaplaştık nusratını. Tahakkuki nusrat. Bandalar layık boyan nusrat. Şimdi ikinci turu. Bu tafazzuli nusrat. Bu tafazzuli nusrat şuna kaki. Banda şu galabaga, şu yardımga layık bulmasayam Allah Teala fazl kösatı berip koygan nusratı. Alif la mim gulibati rum. Fi adnal ard. Ve hum min ba'di galabihim sayghlibun. Fi bid'i sinin. Lillahil amru min qablu ve min ba'd. Ve yevma izin yafrahul mu'minun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de turganları da Fars bilan Rum saltanatı uruştu. Fars yengip koydu. Fars macus, bunlar müşrik. Rum ahli kitap, nasara. Allah Teala aytadı. Cüda yakın cayda Rum mağlub oldu. Lekin ular bu mağlubiyetlerden sonra bir neçe yıl içi de galaba kılacaklar. Bana Allah Teala Rum'a keyin galaba verdi. Birinci türdeki nusrat bu bandalar haklı boyan nusratıdır. Mumun buluş gerek, sabah buluş gerek. Rumliler mumun nasıl diyor? Şimdi buna gibi verilen yani galabanın turu tafazzuli değildi nusrat. Tafazzuli, Allah Teala fazlalık koydu. Gerçi layık olması ya. Allah Teala'dan nusratı soruyorkenimizde birincisiyle hareket kılamız. İmanımız zor buladı, sabah tıkılamız, şundan ki nusrat kesenime de işimiz gerek. Bizge haklı boyunca nusrat geldi deyip kirlileşimiz gerek mi? Biz birinci nusratı kelişge sabab tıkılıp işanamız, kegende aytamız, Allah'a da fazla bulup kaldı bizge deyimiz. Kolumuzdan ne mi yakşı iş çıktı? Bir tötte balonu karıklı okut değil mi? Biz özü şu tahakkuki nusratge layığı değil de biz özü. Biz işan deyik, mehnet tıkıl deyip kek giymeyimiz. Eğer bu Allah'a da bizge fazla buldu desek, hiç kaçan kibir geketmeyimiz. Men demeyimiz o şunda. Üçüncü türü nusratına. Bu, mabda'i nusrat, tahakkuki nusrat, tafadduli nusrat ve mabda'i nusrat. Bu nusratta adamlar ne adatıge köre ölçesiz mağlubiyat gökşeydi. Özü aslı galaba, aslı Allah'ın yardımı. Lekin bandalarını ölçabını ölçesiz mağlubiyat gökşeydi. Estaizu billah. Kutila ashabul uhdud. النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودِ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودِ Çukur egeleri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den avvalki zamanlarda bir zalim padişah iman kildirgen kişilerini katta katta çukurlarda kevlep, içige otun toldurup, alav yakıp, biteden taşa bularını halat kıldı. Bana şu hakkıda Allah dolayı dedi. Otunli alav çoh egeleri lanet kılıngaylar. Öşende ular çohning üstüde oturup olgan ve mumunlarga kılıyatken işlerige özlere güvah bulgan idiler. Nazi nokta. Bana şu zalim padişah mumunlarda çukurge taşar küydürdü.
Zohirida mu'minlar mag'lub bo'ldi, chunki ular o'ldi-da. Zohirida podshoh, zolim podshoh g'olib bo'ldi. Bu zohirida, lekin haqiqatida-chi? Kim yengdi? Bu mabda'iy deyiladi Nusrat tuturi. Musaylama kazzob. Rasulullohning sahobalardan ikkitasini tutib olib, "Meni Allohning rasuli ekanligimga ishonasanmi?" dedi. Haligi sahobaning bittasi "Hech narsani eshitmayapman" dedi. Qatl qildi. Ikkinchisiga "Meni Allohning rasuli ekanligimga ishonasanmi?" dedi. U "Ha" dedi. Chunki jonini saqlab qolish uchun uzr bor edi unga, uzrni qabul qildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nima dedilar mana shu ikki kishi haqida? Birinchisi dedilar, Allohning dinini aziz qildi, bas Alloh ham uni aziz qildi. O'lgan kishini payg'ambarimiz g'olib deyaptilar. Chunki iymonida o'tib oldi-da. Qancha yashar edi endi? O'ldirganlar qancha yashadi? Mana shu turdagi mabda'iy nusratga, mabda'iy yordamga bo'lgan bir misol Fir'avnning qizini sochini taraydigan ayol. Hadislarda keladi bu qissa. Bilasizlar Fir'avn ana robbukumul a'la degan. Men sizlarni eng oliy parvardigoringlarman degan. O'zini iloh degan. Mana u Fir'avnning qizini sochini tarayotgan ayol sochini tarayotib turib taroqqa tushib ketdi. Shunda "Ya Alloh" devordi. Fir'avnning qizi qarab turib, "Ey, ha seni meni otamdan boshqa iloxing bormi?" dedi. "Alloh meni Robbim. Seni va otangni ham Robbisi" dedi. Qiz borib Fir'avnga aytdi. Hadislarda bor bu qissa. Bu ayolni Fir'avn olib keldi. 5ta balasi bor edi, oldiga tizib qo'ydi. Katta doshqozonda olib kelib yog'ni quydi ichiga, yog'ni qaynatib turib, birinchi farzandini ushab, "Seni mendan boshqa Robbing bormi?" dedi. Ayol shunday sabot bilan, "Seni ham, meni ham Robbim Alloh" dedi. Birinchi balasini yoqqa tashadi. Bir pasta go'sh yog'dan ajradi, ishi bitdi. Ikkinchi balasini olib keldi. "Seni mendan boshqa Robbing bormi?" "Seni ham, meni ham Robbim Alloh" dedi ayol. Ikkinchisini tashadi, uchinchisini tashadi, to'rinchisini ham tashadi. Endi 5-chi emizikli chaqaloqni olib kelishdi. Shunda ayol ikkilanib qoldi. Alloh taoloning shu yerda in'omi bo'ldi, nusrati bo'ldi bu ayolga. Chaqaloq gapirdi. "Ey ona, siz haq so'zadirsiz" dedi. "Ikkilanmang" dedi. Bolani ham tashadi, onani ham tashadi. Mana yo'q bo'ldi. Zohiridan qaraganda Fir'avn yengdi, chunki bularni o'ldirib yubordi-da. O'zi aslida kim yengdi? Aslida kim yengdi? Demak, iymon e'tiqodida sobit bo'lib o'ldirilgan kishilar Alloh taolaning nusratiga ega bo'lgan, Alloh taolaning g'alabasiga erishgan kishilar bo'ladi. Garchi zohirida mag'lub bo'lib ko'rinsa ham. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, mana inshaalloh Zamzam kitob do'konida juda ham ajoyib bo'lgan naburlarimiz taxlandi. Mana ko'rishingiz mumkin. Ka'batulloh ichida shunaqangi Qur'on kitoblari hamda hammasini mana tagida joy namozlari bo'ladi. Jannatim onam hamda davlatim otam nomli va mana ko'rib turganingizdek mushkambarlari, Zamzam suvlari, namoz kitoblari, qiyomat va oxirat kitoblari mana juda ham zo'r mukammal naburlar tahlil etish xizmatlarimiz bor. Inshaalloh mana uchkali Qur'on kitoblarimiz ham bir qator arzu qilib o'tamiz. Uchkali Qur'on kitoblarimiz shunaqa mana Dubai Expert deb qo'yishadi. Shunaqa gold tsvetda berilgan. Agar sizlar chet elda bo'lsangizlar, xuddi shunaqa holatda buyurtma bersangizlar, inshaalloh naburga qo'shib chiroyli holatda tabriklab, uyingizgacha borib dastavkasini qilib beramiz. Murojaat uchun ushbu nomerlarimizga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Inshaalloh dastavka xizmatlarimiz mutlaqo bepul. Salomat bo'lasizlar.